Dostlar merhaba, herkese mutlu pazarlar. Bugün Emin İmray Köksal'ın kiralık raporunu işleyeceğiz hep beraber. Ama videoma geçmeden hemen önce kanalımıza abone olup zili açarak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Her pazar günü bir kiralık oyuncumuzun veyahut bir geri satın alma opsiyonumuzun olduğu oyuncumuzun ne halde olduklarını, ne durumda olduklarını, futbolculuk geçmişlerini ve ileride Fenerbahçe'ye olası gelebilme durumlarını, gelebilirse neler sağlayabileceklerini, bu oyuncularla ilgili tahminlerimizi, temennilerimizi, duygu, düşünce ve yorumlarımızı paylaşıyoruz. Bir anlamda aslında öz kaynaklarımızla ilgilenmiş oluyoruz. Çünkü kiraladığımız ve geri satın alma opsiyonuyla verdiğimiz oyuncuların tamamına yakını aslında her biri birbirinden değerli. Altyapı asidimiz olan, aslında kumaşı oldukça kaliteli olan ama şu veya bu şekilde Fenerbahçe A takımında özellikle ilk 11'de görev alamamış olan oyuncular. Arkadaşlar Emir Miray Köksal 18 Ekim 2001 doğumlu. Ekim 2001 doğumlu. Şu anda 19 yıl 2 aylık bir oyuncu. Altyapımızın değerli asetlerinden sol bek Emir Miray Köksal 1.78 boyunda. Beklerle alakalı boy meselesi hep gelince hep aklıma Jose Mourinho geliyor. Kısa boylu bek, 1.75'in altında bek asla istemiyordu Jose. Emir Miray Köksal da ligimizdeki birçok bek oyuncusuyla kıyaslayınca kısa boylu asla değil. Gayet ortalama iş görecek bir boya sahip. 1.78. Bugün 1.85'lik bir stoper zaten. İyi bir stoper olarak geçiyor artık. Futbola İzmir'de Altay kulübünde başlayan Emir Miray Köksal 8 yaşında İzmir'de Altay kulübünde başlayan Emir Miray Köksal daha sonra doğduğu şehir olan memleketi olan Sakarya'ya ailesiyle beraber göç etmek durumunda kalıyor ve Sakaryaspor'un altyapısına orada giriyor. Başarılı bir şekilde seçiliyor ve Sakaryaspor'un altyapısında oldukça başarılı bir dönem geçiriyor Emir. O kadar ki aslında bir ön oyuncusu olarak sol ön oyuncusu olarak başladığı kariyerine ofansif meziyetlerinin yanı sıra birçok farklı meziyetleri kendisine ekleyerek herkes tarafından gösterilen bir isim olmaya başlıyor Sakarya'da. O kadar ki bir sürü çevreden insanlar sadece Emir İbrahim Köksal'ı izlemeye geldikleri dahi oluyormuş. Emir İbrahim Köksal'ın tabii yakınlarıyla da Emir Miray Köksal'ın tabii yakınlarıyla da iletişime geçme şansım oldu. Kendileriyle de görüştüm. Çok şükür şu anda da her şey yolunda. Onlardan da bilgi aldım ve kendilerine çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Emir Miray Köksal Sakaryaspor altyapısına çıktı. 80 müsabakada 32 gol kaydetti. Fakat Emir Sakarya'da ofansta çok başarılı olduğu halde, ayağı teknik ve iyi olduğu halde Emir Miray'ı daha sonra sol beke evirdiler. Emir Miray Köksal sol beke evrildikten sonra ise stoper mevkiinde dahi görev aldı. Nadir de olsa, seyrek de olsa stoper mevkiinde dahi görev almak durumunda kaldı. Ama buna rağmen nereye koysanız tam bir görev adamı edasıyla hemen her yerde çok başarılı olunca Emir sol bekteki büyük o dönemki açıklıktan dolayı da sol beke evrildi ve sol bekte de ofansif bir beke dönüşmesinden dolayı herkes fazlasıyla memnun oldu. O kadar ki o dönem milli takımın Kocaeli, Sakarya, Düzce bölgesinden seçmelerine kadar gidip başarılı olup milli takımın geniş havuzuna kadar girmişti. Sonrasında Fenerbahçe'nin dikkatini çekti Emir Miray Köksal. 2017 yılında 2017 yılında Fenerbahçe bünyesine katılan Emir Miray Köksal henüz o dönemde çok kısa sürede yine kendisini göstermeyi başardı. Ve Fenerbahçe'de 15 yaşında başladığı sezonda, 17-18 sezonunda, 15 yaşında başladığı sezonda, Ağustos 2017'den bahsediyorum. Sonrasında 16 yaşında olduğu sezonda U17 oynadı. Başarılı da oynadı. Ve hemen sonraki sene direkt U19 yaptı. 18-19 sezonu belki de Emir Miray Köksal'ın Fenerbahçe kariyeri anlamında en başarılı olacağı sezon oldu. Tam 26 maça çıktı. 16 yaşında başladığı sezonda. U19'da 26 maça çıktı. 18-19'da 2 de gol attı. Başarılı istatistiklere sahipti.
O kadar ki Ömer Çakı o dönem yine ve geçen seneye kadar altyapımızda olan diğer sol bek, kendisinden de 22 ay, 2 yaş kadar büyük olan Ömer Çakı'dan formayı aldığı dönemler de çokça oldu. Ben ikisinin arasındaki tatlı rekabeti seyreden şanslı kişilerdendir. Açık konuşmak gerekirse Ömer Çakı ile Emir Miray Köksal'ı kıyaslamak gerekirse dilerim ikisinin de yolu bahtı çok açık olur. Rıdvan Yılmaz'la Enes Akal'a tipleri geliyor aklıma. Emir biraz daha teknik, biraz daha ayağı nispeten iyi. Ofansif meziyetleri de nispeten olan. Nispeten diyorum özellikle çünkü tamam Emir teknik bir oyuncu ama seviye yükseldikçe o anlamda da biraz daha da fazlasını yapmanız gerekiyor. Mesela bugün ofansif bir bek deyince akla hemen Caner Erkin geliyor tabii. Ama Emir de Rıdvan gibi nispeten teknik, bu seviyede de teknik kalabilecek, ayağı düzgün, geriden çıkarken de iyi paslarla çıkabilecek, santrafora, forvet arkasına dahi uzun toplarla besleyebilecek bir oyuncu açıkçası. Ömer Çakı biraz daha sert, biraz daha fizikli, size'lı, ayağı o kadar iyi olmayan, oyuna katkısı o kadar iyi olmayan, savunması nispeten daha başarılı olan bir oyuncuydu. Daha büyüktü bir kere yaş olarak da. Ve o yıllarda 6 ayın bile yani 18 yaşına kadar 6 ayın bile gerçekten çok büyük önemi var arkadaşlar. Hatta 20 yaşına kadar mesela Ferdi Kadıoğlu'nu bu anlamda örnek vermek gerekirse Ferdi Kadıoğlu önceki sezon ki fizik durumuyla şu anki fizik durumu arasında çok fark var. Yani baktığınızda Ferdi'nin omuz başları çıkmış, efendim boğazı büyümüş, gırtlağı çıkmış. Şu anda Ferdi artık adam olmuş yani 21 yaşını dolduran, 22 yaşından aylar alan bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Emre Miray Köksal 18-19 sezonunda bu başarılı performansının ardından sonraki sezon U21 kapatıldığı için tekrar U19'da oynadı ama maalesef pandemi herkese mani olduğu gibi altyapılara da mani oldu. Buna rağmen geçtiğimiz sezonda 22 müsabakaya çıktı Emir Miray Köksal. Geçen sezon takımda şöyle bir sıkıntı vardı. Önceki sezon birçok başarılı oyuncu U19'umuzda vardı. Yusuf Mert Tunç'a kadar. Gol kralı olan Yusuf Mert Tunç'a kadar. Ama geçen sezon ligin en genç U19 takımlarından birine sahiptik. Eğer o kadroyu genel anlamda bu sene, geçen sene Ömer Faruk Beyaz da U19 oynadı. 15 yaşında başladı. Ağustos 16 15 16 yaşında U19 oynadı Ömer Faruk Beyaz ve daha birçok 16 ve 17 yaşında Emir Miray gibi 17 yaşında başladığı bir sezonda Emir Miray geçen sezona bu sezona 18 yaşında başladı. Birçok genç oyuncu olduğu için Fenerbahçe'de puantaj anlamında başarısız sonuçlar aldığı oldu geçen sezon. Özellikle rakiplerimiz de 22 yaşına gün alanlar, ay alanlar bile oynadığı senaryoda biz 17 yaşındaki, nispeten 18 yaşındaki, 16 yaşındaki çocukların hepsini karma yapıp U19'da oynatmıştık. Çok genç bir takımımız vardı. Dolayısıyla geçen sezon o kadar başarılı geçmedi her biri için ayrı ayrı ama iyi maçları vardı, iyi performanslar vardı. Onun dışında Emir Miray Köksal bu sezon A takımla kampa sezon başında götürülmemesine rağmen Ömer Faruk Beyaz, Gürkan Başkan, sezon başı kampı itibariyle Muhammed Gümüşkaya vesaire götürülürken Emin Miray Köksal götürülmemesine rağmen Erol Hoca'nın kalabilirsin, kalmanı isterim, kalsan iyi olur raporu verdiği bir oyuncu. Yani kendisinden umudu kesmiş veyahut da kendisinin Fenerbahçe'ye katkı veremeyeceğini düşündüğü bir oyuncu değil asla. Potansiyeline inanıyor. Emir'i zaten izleyen hemen herkes beğenir. Emir gerçekten iyi bir oyuncu. Asla kötü bir oyuncu değil. Ve futbolda üst seviyede gerçekten özellikle prime döneminde kesinlikle ekmek yiyecek. Süper Lig'de, ileride Süper Lig'de dahi top oynayabilecek bir oyuncu. Yeter ki çalışmaya devam etsin, gelişimi sekteye uğramasın. Yıllar içerisinde bunu göreceğiz. Ve ben inanıyorum ki Emir Miray Köksal'ın bu ofansif meziyetleri de aynı şekilde çalıştıkça daha çok kendisini göstermeye devam edecek. Şu andaki takımına gelmek gerekirse
Emin Miray Köksal her şeye rağmen çünkü oynamak istedi. Belki de iyi de yaptı. Şu anda geçtiğimiz sezon İsmail Yükseklerin, Kerem Aktürkoğulları'nın olduğu 3. ligde onlar kadar parmakla gösterilen bir oyuncu değil belki henüz ama gerçekten 3. ligin en iyi sol bek performanslarından birine, belki de en iyi sol bek performansına sahip şu anda Emre Miray. 9 müsabakada görev aldı. Onunla da alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Emre, ben sadece bu sezon canlı canlı izleyebildiğim sadece kupa müsabakaları oldu. Onun dışında Emre'yi ben 3. lig yayını olmadığı için izleyemedim. Ama hep uzaktan takip ettim. İzleyemediğim müsabakalarda dahi oynayıp oynamadığına, ne kadar oynadığına, nasıl oynadığına. Hatta bununla alakalı en sonki müsabakada da yine birçok başarılı aksiyonu olduğu için Twitter'da belki bilirsiniz. Fenerbahçe altyapı bilgilendirme hesabı var. Benim de takip ettiğim, sevdiğim, ilgilendiğim güzel bir hesaptır. Sizlere de tavsiye ederim. Ona, o hesaba altına bildirim olarak Emin Miray Köksal'ı oldukça öven, Emin Miray Köksal'la alakalı oldukça güzel metiyeler düzen Kütahyaspor taraftarlarının mesajları vardı. Girebilirseniz, takip edebilirseniz o hesabı da görürsünüz. Ve benim de nacizane tavsiyemdir. Gerçekten insan seviniyor. Çünkü orada şu anda Emir bir gelişim gösteriyor. İyi bir top oynuyor. Daha da iyi olacak inşallah. Devam etmek gerekirse 3. Lig'de Kütahyaspor'da şöyle de bir durum var. Hocanın eski takımdan bir oyuncusu da yine o takımda sol bek ve Emir gibi genç de değil. Emir henüz yeni 19 oldu. Emir hala çok genç. Seneye de sonraki senede U21 oynayacak bir oyuncu Emir Miray. O oyuncuyu koymak istediği halde, koymaya çalıştığı halde, açık olalım çok da hak etmediği halde, onu oynattığı halde Emir ne yaptığını etti, yine formayı aldı. Yani bir maç onu koymak istiyor, koyamıyor. Emir iyi top oynuyor. Buna rağmen her şeye rağmen bir maç koyuyor. Yok, Emir'in verdiğinin yarısını veremiyor ve bütün taraftarlar aynı şeyi söylüyor ve yazıyor. Sonraki hafta yine Emir oynuyor ve iyi oynuyor. Yani Emir Miray Köksal şu anda formayı Allah bir sakatlık bela vermesin, kolay kolay hiçbir şekilde vereceğini zannetmiyorum. Sadece canımı sıkan tek bir husus var. Yine yakınlarından aldığım bilgiye göre Emre Miray Köksal ofansif meziyetlere girişmeye çalıştığı zaman, santraforu beslemeye, forvet arkasına başarılı uzun top göndermeye çalıştığı zaman, nispeten risk almaya, oyun kurmaya çalıştığı zaman Emre Miray Köksal'a hemen kenardan ikaz geliyor. Yani benzeri bir, az çok şeyi tahmin ediyorum. Ben de gördüm kupa maçında da ama bir maç oynadığı bir kupa maçı var, oynamadığı da bir kupa maçı var. Yani daha çok Emre Miray'ın basit oynamasını, stoper oynamasını, 6 numarayı oynamasını, hatasız, risksiz, mümkünse o maçtan, çoğu maçtan bir puan alarak kendilerine yeteceğini, ligde, tamamen ligde kalmak, hocanın kovulmaması, çarkın sürmesi üzerinden devam eden bir sistem var. Bu da tabii çok hoş bir durum olmuyor açıkçası. Hatta kaleciye bile geri döndüğünüzde, neden kaleciye geri döndün deriz ya bizler. Onlar bilakis, yani tamam en güzeli risk yok mantığında olması biraz canımı sıkıyor açıkçası. Oyuncunun gelişimine, ofansif meziyetlerini sergilemesi ve devam ettirmesi, fiziksel kaliteyi, fiziksel olarak kendini geliştirdiği senaryoda, ayakta kaldığı senaryoda bunları daha fazla gösterebilmesi adına, bu meziyetlerini körelmemesi adına bunları işlemesi, devamlı yapması gerekiyor. Ama siz oyuncuya yapma, çıkma, verme, ileri gitme, risk alma, geride kal, yan pas, geri pas oyna, bir puan al. Bu çok hoş olmuyor tabii. Ama buna rağmen Emre Miray Köksal'ın gerçekten aksiyonları oluyor. İlginçtir. Hani derler ya, bağlasanız durmaz. Neredeyse o seviye için şu an öyle kalıyor. Yani bağlasanız durmuyor tabiri caizse. 3. ligde gerçekten çok iyi bir performansı var. Sözlerimi uzatmadan evvel Emir Miray Köksal'ın sözleşmesinden çok kısa bahsedeyim. Mart 2020'de profesyonel sözleşme imzaladık kendisiyle. Arkadaşlar, bizim altyapımızdaki çoğu oyuncumuzla profesyonel sözleşmemiz yok. Geçtiğimiz günlerde Serhat Ahmetoğlu'nun profesyonel sözleşmesi olmadığı ortaya çıktı diye bir haber yapıldı. Şaka mı bu? Bizim zaten, açık konuşalım, U19'un bir kısmıyla U17'nin azınlığı dışında tamamına yakınının zaten altyapı oyuncularının profesyonel sözleşmesi yok.
Ve tüm dünyada da bu çok farklı değil. Çok farklı değil. Ama bizden biraz daha öndeler. Onlar en azından U19'ları ve U17'nin önemli bir kısmını profesyonel yapıyorlar. Biz de bunu yapmalıyız. Şükür ki en son yine 3-4 tane oyuncumuzu, işte Uğur Kağan Yıldız, Serhat Ahmetoğlu, Fatih Mert Çıtlık, 3-4 tane oyuncumuzu yine profesyonel yaptık. Mart 2020'de Gürkan Başkanı, Emre Köksal'ı profesyonel yapmıştık. 2023'e kadar mukavelesi var. Emre Köksal'la ilgili nacizane tasarrufum, nacizane benim bir Fenerbahçeli bir spor sever olarak, Fenerbahçe'nin bir taraftarı olarak, neden bir yedek oyuncumuza mesela 1 milyon euro ve üstü garanti ücret verelim noktasında, hani Fenerbahçe'nin yedek sol bekliğini altyapıdan birisi hani layıkıyla yapamaz mı noktasında düşündüğümüz zaman, gerçekten yetenekli olan bir genci biraz da işleyip yedek, en azından yedekleyerek, onunla yedekleyerek bulduğu şansları güzel değerlendirir, formayı bırakmazsa zaten ne ala, win-win. Yani çok güzel bir şey olur. Yok eğer olmuyorsa da zaten hani yapacak bir şey yok. Gerekli değişim neyse yine yapılır, ama hem o gençlere o şansı vermek, hem mali anlamda da çok daha doğru olan bir tercihe yönelmek, aynı zamanda gençlerin de önünü açmak ve her zaman için oyuncular çok daha fazla yürekleriyle oynar, çok daha fazla kendilerini göstermek için var güçleriyle mücadele eder. Asla onların gamsız olduğunu göremezsiniz. Hele de bu takıma gönül vermişlerse, hele de bu takımın altyapısından çıkmışlarsa, yeter ki gerçekten onlara güvendiğinizi, onlara bir rol verdiğinizi, onları düşündüğünüzü, onlarla ilgili güzel tasarruflarınızın olduğunu bilsinler. Onlar da her şeylerini, inanın, vermeye hazırdırlar. Emir Mirak Köksal'la ilgili nacizane tasarrufum, bu sene böyle güzel bir şekilde oynamaya devam etsin. Henüz hala çok genç. Önümüzdeki sene de nacizane benim aklım, sizin de görüşlerinizi yorumlarda altta bekliyorum. Sohbet edebiliriz. Novak Caner büyük bir ihtimalle yine seneye de devam ederiz, ama Emir Miray Köksal seneye, bu sene İsmail Yüksek'in en sonki korona maalesef sebebiyle ertelenen maçlarına kadar, İsmail Yüksek'in ne kadar başarılıydı Balıkesir'de. Birincilikte çok iyi performanslar ortaya koyuyordu. Emre Miran Köksal da birinci lig seviyesinde düzenli olarak oynasın inşallah. İyi de oynasın. Ve sonraki yıl, yani önümüzdeki yıl değil ama sonraki yıl, Fenerbahçe'nin yedek sol beki Emre Miran Köksal diyebilelim. Yani neden 1 milyon euro ve üstü bir parayı başka bir yedeğe, yabancıya hatta verelim? Kendi altyapımızdan çıkan başarılı bir oyuncu, sol bek, 100 bin euroya neden bu meseleyi kapatmayalım? Oynayamaz mı Emre Miray Köksal? Ben inanıyorum ki, tüm samimiyetimle söylüyorum, aynı şekilde çalışmaya devam etsin. Aynı şekilde çalışmaya devam etsin ki Emre Miray Köksal'ın da özel hayatındaki çalışmalarından olumlu haberler geldiğini hem okuyorum hem duyuyorum. Nazar değmesin. İnşallah üzerine koyarak devam eder. Baktığımızda size olarak gerçekten 18-19 yaşındaki bir oyuncuya göre gayet tatmin edici bir fiziği var. Daha da iyi olur inşallah. Yani şu anda bile Rıdvan Yılmaz'dan mesela fizik olarak daha küçük değil asla. Belki daha bile iyi diyebilirim yani açıkçası. Ve daha da üzerine koysun diyorum. Önümüzdeki sene de birinci ligin inşallah bir tozunu attırsın. Ondan sonra da inşallah sonraki sezon Fenerbahçe'nin yedek oyuncusu olsun ve Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam etsin. Başarılı olsun. Yeni mukavele imzalansın. Yegane arzum bu. Umuyorum ve diliyorum Fenerbahçe'miz gençlere daha fazla şans verir. Bu anlamda yaptığımız doğru adımlar var. Bu adımların sıklığını ve şiddetini dilerim arttırırız. Ve gençler de üzerine düşen görevi gerçekten yaparlar diye ümit ediyorum. Arkadaşlar videomuz burada sona geldi. Sizlerin daha fazla vaktini almayayım. Ben bu videoyu çekerken cumartesi öğlen saatlerinde çekiyorum. Umuyorum ve diliyorum akşamki müsabakada 3 puanı alırız. Ve yarın pazar günü keyifli bir şekilde bu videoyu seyredersiniz. Yegane arzum bu. Kah horoz seslerinin arasında sizlere ulaşmaya çalıştım. Sizleri seviyorum. Sarı lacivert günler diliyorum. Videoya abone olmanızı, zili açmanızı ve bana destek olmanızı temenni ediyorum. Sizleri seviyorum. Sağlık, afiyet ve huzur diliyorum. Hayırlı günleriniz olsun. Sarı lacivert güzel günleriniz olsun arkadaşlar.